7'den 8 hazırlık programımızda 8. sınıfta göreceğimiz cebirsel ifadeler konusuna ön hazırlığımızı yapacağız. Süper. 8. sınıfta biz sizinle beraber cebirsel ifadelerle çarpma, özdeşlikler ve çarpanlar ayırmayı bakacağız. Ama Öncesinde 6 ve 7. sınıfta biz bu konuyu görmüştük. Mesela 7. sınıfta toplama çıkarmasını doğal sayıyla çarpmayı görmüştük. 6. sınıfta dağılma ortak çarpan özelliğini ve modellemeyi görmüştük. İşte bunların temelleri üzerine biz ne inşa edeceğiz? 8. sınıfta işleyeceğimiz konuyu inşa edeceğiz. Dolayısıyla kampımızda teker teker gün gün programlarımızı tamamlamaya devam ediyoruz. Ve kurban bayramı geldi. Kurban bayramında gezip tozacağız, eğleneceğiz. Ama sonrasında tekrar kampımız kaldığı yerden devam edecek gibi ve 7'den 8'e geçerken erkenden yol almaya devam ediyoruz. Hazırlık programımıza göre ilerliyoruz. Unutmayın ve hazırlık programımızda gün gün neler yapmamız gerektiği de belli ve bu programı uygularken 2 adet set kullanıyoruz. 0'dan 8'e hazırlık setimiz ve 7'den 8'e hazırlık setimiz ve çok güzel bir sürprizimiz de var. Onu da söylemek istiyorum. 7'den 8'e hazırlık setimizde bunu her seferinde söylüyorum ama hani 7'den 8'e hazırlık setimizde 2 adet kitabımız var ve bunun arkasında aslında aktivasyon etiketleri var. Herhangi bir kitabı aktive ederseniz buradaki etiketi kazıyıp burada çıkan kodu ve nasıl yapacağınız da kitapların arka iç kapaklarında mevcut nasıl aktive edeceğiniz. Eğer aktive ederseniz 1 GB internet ücretsiz bir efendim. şekilde size hediye edilecek. E-posta adresi de gelecek ve aynı zamanda e, bunu da istediğiniz zaman kullanabilirsiniz diyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hemen bakalım ne diyor burada? Önce burayı açtı. Hemen bakalım. 7'den 8'e matematik kitabımızda 7'den 8 e, 7'den 8'e hazırlık kitabımızın matematik bölümünde test 1-3 arası sayfa 120-125. Hemen sayfayı vermek istiyorum. Burada sayfa 120-125 arasındaki 3 adet testi yapmanızı istiyorum. Hemen ödevi de baştan verdik. O zaman şimdi derse geçelim. Bir kere dağılma özelliğiyle başlayalım. Dağılma özelliği çok önemli bir özellik. Gerçekten matematiğin hani işlem yeteneğinde, işlem becerisinde temel bir özelliği. Ne demek bu dağılma özelliği? Şimdi mesela bir arkadaşımız bu ördeği ve tavşanı kovalayacak diyelim. Şimdi burada aslında hani sembollerle veya resimlerle bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bak dikkat et. Burada bu arkadaşımız bu tavşan ve ördeğin ikisini de kovalayacak ya. İşte bunu dağılma özelliği düşünebilirsin. Bu arkadaşımız hem ördeği kovalayacak. Yani böyle bir eşleşme var. Hem de bu arkadaşımız tavşanı kovalayacak. Yani böyle bir eşleşme var. Yani bu ikisini kovalayacaksa, bu ikisini kovalayacaksa bu ikisini topladığımızı düşünelim. Bu arkadaşımız bu ikisinin toplamını kovalayacak. Aslında bu arkadaşımız hem ördeği hem tavşanı ayrı ayrı kovalayacak diye de düşünebiliyoruz. Yani dağıtıyoruz. Bu arkadaşımızı dağıtıyoruz. İşte buradaki mantık matematikte şöyle işliyor. Eğer 6 parantez açtık 12 artı 8 yazıyor. Burada hiçbir şey yazmıyorsa bir kere matematikte çarpma işlemi demektir bu. Dolayısıyla dağılma özelliği de şöyle işliyor. 6 sayısı 12 artı 8 ile çarpılacaksa yani bu bir bütünse 6 sayısı hem bununla çarpılacak hem de bununla çarpılacak. Dolayısıyla 6 çarpı 12'dir ve 6 çarpı 8'dir. Arada hangi işlem var? Toplama işlemi var hocam. Harikasın toplama işlemini de araya yazarız. Artıyı da araya yazarız. Yani 6 çarpı 12, 6 çarpı 8 bu ikisini de topluyoruz. Aynı buradaki gibi. Aynı şey burada da var. Bak 4 parantez açmış 7 eksi 5 demiş. 4 çarpı demek aslında bu. Yine dağılma oklarımızı çiziyoruz. Dağılma oklarımızı çizdikten sonra 4 çarpı 7 eksi 4 çarpı 5 diyoruz. 4 çarpı 5 diyoruz. İşte 4'ü 7 eksi 5'in üzerine dağıttık aslında. Buna biz dağılma özelliği diyoruz. Çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Peki. Şimdi ortak çarpan parantez alma. Yani bunun tam tersi onu beraber öğrenelim. Bir kere bak. 3 çarpı 5, 3 çarpı 2. Bir kere söyler misin bana bu ifadede en fazla geçen sayı hangisi? 3 hocam. Harikasın. İşte o bizim için kral sayı. Yani o kadar kral ki biz bunu ortak çarpan parantezden alma metoduyla başa alabiliyoruz. Sen çok kral insansın gerçekten de diyerekten bunu başa koyabiliyoruz. Peki nasıl koyuyoruz? Bak burada mesela bir örnek göstereyim sana. 10 çarpı 9 artı 10 çarpı 5. Yahu hem bu terimde hem bu terimde 10 çarpı ifadesi var. O kadar önemli ki bu 10 çarpı ikisinde de varsa hemen seni başa alıyoruz diyoruz. Sen yani kral insansın diyoruz. Hemen ne yapıyoruz? 10 çarpı diyoruz. Sonra başa aldıktan sonra bir parantez açıyoruz. Ortak çarpan parantezi ya. Bu iki terimde de ortak çarpan 10'dur. Onu başa alıyoruz. Ardından hadi bakalım seninle beraber 10 çarpıları kapatalım. Ne kaldı burada? 9 artı 5 kaldı. İşte 9 artı 5'i 10 çarpıyı kapattıktan sonra orta, e, ortada kalan ifadeleri parantezin içine yazıyoruz. Aslında dağılma özelliğinin tam tersi. Bak dikkat et. 10 çarpı 9, 10 çarpı 5 ve ikisini topluyoruz. Aynı bu şekilde. Şimdi geldik buraya. Dikkat edelim. 7 çarpı 15 eksi 6 çarpı 15. Bu çıkarma ve toplama yapılan ifadelerde ortak ifade nedir bakalım. Dikkat edelim. 7 çarpı 15, 6 çarpı 15 de 15 ortaktır. Dolayısıyla 15 ortaksa 15 ortak çarpan parantezini alabiliriz. 15'i başa yazıyorum. Sen kral insansın diyorum. Sen sen başa gelirsin diyoruz ve başa koyuyoruz. Ardından parantezi açıyoruz ve 15 çarpıları kapatırsak ne kaldı? 7 eksi 6 kaldı. İşte bu ifade 7 eksi 6'yı da bu şekilde parantezin içine yazıyoruz. Aslında 15 çarpı 7, 15 çarpı 6 arada da eksi var. Bunun dağılmış halidir diye düşünebiliriz. Bu bizim için bilmemiz gereken en önemli kurallardan bir tanesi. Çünkü ileride bunu çok kullanacağız matematik temelinde. Şimdi geldik. Bu sembolleri bulalım demiş bize. Dikkat edelim. 13 çarpı üçgen artı 11 çarpı 17 eşittir. 17 çarpı bir şey bir şey. Şimdi burada bu ifadeyi aslında ne yapmış? Paranteze almış. Ortak çarpan parantezini almış. Demek ki bu her iki ifadede de varmış aslında. Olmalı ki başa gelsin. İşte ortak çarpan 17'ymiş demek ki. Burada var doğru ama burada yok. Demek ki üçgen dediğimiz arkadaşımız 17 olmalı. Şimdi 13 çarpı 17, 11 çarpı 17. O zaman 17 parantezine aldık. Sonra parantezi açtık. Bundan 13 kaldı. Bundan da ne kalacak? 11 kalacak. O zaman demek ki karemizde 11 diyebiliriz. Peki geldik buraya. Daire çarpı 14 eksi yıldız demiş. Eşittir. Bak burada parantez var. Çarpma işlemi var. Tamam. Eşittir. Dağılmış. 15 çarpı 14. 15 çarpı 4. Ve arada da eksi var. O zaman demek ki bununla bunu çarpınca 15 çarpı 14. Bununla bunu çarpınca da 15 çarpı 4 ediyormuş. Demek ki buradaki ifademiz 15 olmak zorunda. 15 çarpı 14. Aynı zamanda yani bununla bu ve bununla bu. 15 çarpı yıldız. 15 çarpı yıldız da 15 çarpı 4 ise eğer Demek ki yıldız arkadaşımız da 4'müş diyebiliyoruz. Şimdi cebirsel ifadelerin genel özelliklerine bakalım. Bir kere cebirsel ifade demek neydi? İçinde değişken yani bilinmeyen ifade olan e, matematiksel ifadelere biz cebirsel ifade ediyoruz. Ne demek bilinmeyen veya değişken? Dikkat edelim. X, Y, A kare veya 2A... Aslında bunların her birisi bir cebisel ifade. Ve burada X'i bilmiyoruz, Y'yi bilmiyoruz, A'yı bilmiyoruz, burada da A'yı bilmiyoruz. İşte bunlar aslında bizim için bilinmeyen yani değişkenlerdir. Mesela 4Y eksi 3X artı Y artı 5 bu bir cebirsel ifade. Çünkü içinde bilinmeyenler var. Yani X ve Y gibi bilinmeyenler var. Hangi bilinmeyenler var? X burada, burada Y var, burada Y var. Dolayısıyla burada X ve Y bilinmeyenleri var. İşte bu ifadeye toplu bir şekilde baktığımız zaman her toplama ve çıkarma arasındaki ifade aslında toplanan veya çıkartılan ifade bizim için terimdir. Dolayısıyla 4Y bir terim oluyor. Aynı zamanda aynı zamanda eksi 3X de bir terim oluyor. Aynı zamanda artı Y veya Y sadece bir terim olabiliyor. Aynı zamanda 5 de bir terim oluyor. Yani burada dikkat edelim buradaki ifadeler her birisi birer terim. Ama dikkat edin bak burası çok önemli. Gerçekten çok çok önemli bir nokta. Bu eksiği unutmayacağız. Çünkü genellikle eksi unutulur bu tür ifadelerde. Terimleri yazarken mutlaka başta eksi varsa eksiği yazarız. Artı varsa artı yazmasak da olur. Çünkü bir demek aslında artı bir demek. Yazmıyoruz ama eksiği mutlaka yazarız. Katsayılara baktığımız zamansa katsayılar şu demek. Aslında her terim ...değişken ve normal sayıdan yani bildiğimiz 3, 4, 2, 5, 7 gibi sayılardan veya eksi 5, eksi 8 gibi sayılardan oluşuyor aslında. İşte ben buradaki ifadede mesela 4y'de kat sayı nedir diye sorarsam bildiğimiz sayıdır. Bak y1 bilinmeyendir ama 4 bir kat sayıdır. Veya x1 bilinmeyendir ama eksi 3 bir kat sayıdır bildiğimiz normal bir sayı. Eksi 3, 5, 7. Mesela y bunun kat sayısı nedir diye sorduğumuz zaman 0. Ee, Hayır işte sıfır olur mu bunun katsayısı yok diye düşünebilirsin ama var aslında çünkü bunun katsayısı y demek aslında 1 çarpı y demektir unutmayalım dolayısıyla katsayısı 1'dir mesela 5'in katsayısı 5 zaten normal bildiğimiz şey, o zaman katsayısı kendisi oluyor işte mesela sabit terim nedir diye baktığımız zaman bu terimlere baktığımız zaman içinde değişken bilinmeyen olmayan terim ya burada Y var, burada X var, burada Y var, burada hiçbir şey yok. Aa o zaman bu sabit terim işte. Sabit terim 5'tir. Benzer terimlere baktığımız zamansa benzer terim demek toplanıp çıkartılabilen terim demek. Mesela 4Y ve Y benzer terimlerdir. 4Y ve Y benzer terimlerdir. Çünkü aynı cinseldir. Bak 4 elma artı 1 elma. Bunlar kendi aralarında toplanıp çıkartılabilirler. Mesela ben bunu 4 elma artı 1 elma 5y yani 5 elma diye yazabilirim. Dolayısıyla 5y 3x artı 5 şeklinde en sade haline getirebiliyorum. O yüzden bu tarz terimler yani çok dikkat edelim. Aynı değişkene sahip ve aynı derecedeki terimlere biz benzer terim adını veriyoruz. Dikkat edin A ile A kare benzer terim değildir. A ile 2A benzer terimdir. Onu da unutmayalım. Evet karşımıza bir sorumuz var. Cebirsel ifadesinin en sade halinin terimlerini, katsayılar toplamını ve sabit terimini bulalım demiş. Şimdi x kare artı 3x artı y eksi 2x artı 3y. Uf ne kadar karışık gözüküyor. Ama burada şunu unutmayalım. Burada mantık şu. En sade hal dediyse benzer terimleri bir toplayıp çıkarmamız gerekiyor. Peki nasıl toplayıp çıkartacağız? Bakalım x kare 3x y eksi 2x artı 3y. Burada terimlere baktığımız zaman bunlar terimlerimiz. Yani ee, x kare bir terim, 3x bir terim, y bir terim, eksi 2x bir terim çok dikkat edelim. Çünkü eksiği almak zorundayız ve artı 3 y de bir Şimdi burada benzer terim aynı değişkene ve aynı dereceye sahip olmak zorunda. Mesela artı y ile artı 3 y benzer terim. Dolayısıyla artı y ile artı 3 y'yi toplarsak aslında bu ikisinin toplamı 4 y eder. Unutmayalım. Mesela bu ikisi de benzer terim. Artı 3x eksi 2x. Artı 3x eksi 2x'e benzer terim. Ama dikkat edelim x kare ile benzer bir terim yok. Yani bak artı 3x eksi 2x benzer bir terim. Aynı zamanda artı y ile artı 3y'ye benzer bir terim. Ama x kare ile benzer bir terim yok. Çünkü x karenin derecesi bak karesi olduğu için farklı. O zaman diyorum ki x kare aynen kalır. En sade halini bulmaya çalışıyorum ya. Ondan sonra artı 3x eksi 2x artı 1 x eder. Sonrasında artı y artı üç y artı bir elma artı üç elma da artı dört elma yani artı dört y eder. İşte bu en sade halidir. Terimlerini yazmak istersek o zaman x kare x ya 1 x veya x yazabiliriz fark etmez. Bir de 4 y'dir terimleri. Hiç eksi olmadığı için e, dolayısıyla eksi yazmamıza gerek yok. Katsayılar toplamına bakarsak bunun katsayısı nedir evladım benim? Bir hocam. Harikasın. işte bak bu sefer yapmadın aynı hatayı. Bunun katsayısı birdir. Çünkü bunun başında bir şey yoksa aslında bir kere x karedir aslında. Bir çarpı x karedir o. Bunun katsayısı bu da birdir. Toplamını soruyorduk ya. Bunun katsayısı da dörttür. O zaman toplamı da altıdır diyebiliriz katsayılar toplamını. Sabit terimine baktığımız zaman burada bir sabit terim var mı evladım benim? Dört var. Hayır dikkat et. Dört sabit terim değildir. Neden sabit terim değil? Çünkü yanında y var. Yani değişken var. O yüzden burada sabit terimi göremiyoruz. Yanında değişken olmayan bir terim yok. Burada görüyoruz. Terimler bunlar. E, sabit olan hiçbir terim yok. Dolayısıyla sabit terimi sıfırdır diyoruz. E, bizim için sabit terimi sıfırdır diyebiliriz. Çünkü olmadığı için. Şimdi cebisel ifadeye çevirmeye bakalım. Burası çok önemli. Çünkü denklemleri göreceğimiz, ileride göreceğimiz denklemler konusuyla çok bağlantılı. Bir sayının altı fazlası. Bir sayının altı fazlası dersek, bir sayıyı biz x ile ifade edersek, bunun altı fazlası x artı altıdır. Bitti bu kadar. Bir sayının 3 eksiğinin iki katı. Şimdi bir sayıyı x ile ifade edersek, 3 eksiğinin eksi üç, bunun iki katı diyor bize. O zaman bunu da çarpı 2 yapacağız. Bunu başa da yazabiliriz bu arada. Yani şu da aynı ifadedir. Bu da aynı ifadedir. Hiç fark etmez. Dolayısıyla bu ifadeleri bu şekilde tanımlayabiliriz. Mesela bir kenarı A olan A olan karenin çevresi nedir demiş bize. Şimdi kareyi hemen şöyle gösteriyorum sana. Bir tane kare çizdim. Ee, mesela burada A, B, C, D e, köşeleri olsun. Ve bir kenarı da A Uzunundayım. Şimdi bu bir kenara ise kaç tane aynı kenara var karede evladım benim? Dört da aynı hocam. Harikasın. Dört kenarı da aynı. O zaman bu dört kenarı da toplamamız gerekiyor. Yani a artı a artı a artı a. Yani dört tane a. Dört tane a'yı biz dört a ile ifade edebiliriz. Geldik hemen cebirsel ifadenin değerini bulmaya. X artı iki bölü beş ifadesi bir cebirsel ifadedir x eşittir 8 için değerini bulalım demiş. Şimdi dikkat edin x'e 8 vermiş zaten bize. x 8'dir demiş bize. Bak burada da x var. E burada da x varsa x 8'dir diyor bize. E daha ne desin artık. O zaman bak bunu aynen yazıyorum. x artı 2 bölü 5. Hocam ne yaptın? Niye bunu kesik yazdın diyeceksin. Burada aslında x 8 dememiş miydi bize? Demişti hocam. Harikasın. E demişse evet gerçekten demiş. Dolayısıyla buraya 8 yazıyorum. Şimdi ne oldu? X 8 dediği için 8 yazdım x yerine ve 8 artı 2, 10 bölü 5'ten bunun cevabı 2 oldu. İşte bu kadar basit bu ifadelerin değerini bulmakta. Şimdi kısa kenar uzunluğu x santimetre olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun iki katından 1 santimetre eksiktir demiş bize ve a şıkkında demiş ki bize dikdörtgenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade yazalıyor. Şimdi. Çok önemli bir ifade söylemiş. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun iki katından bir santimetre eksik. Yani kısa kenarı iki santimetre ise bunun iki katından yani 2 x'ten bir santimetre eksik olacak. O zaman 2 x eksi bir santimetredir diyebiliriz biz uzun kenarını... Şimdi bu durumda çevre uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi soruyor. E, çevre uzunluğu nasıl hesaplanıyordu? bu kenarla bu kenar aynı uzunlukta dikdörtgen olduğu için. Bu kenarla bu kenar aynı uzunlukta. Dolayısıyla bütün kenarlarını topladığımız zaman çevre uzunluğunu hesaplarız. Hemen yapalım. 2x eksi 1 artı yine 2x eksi 1 artı bir tane kısa kenar bir tane daha kısa kenar. İşte bunu bulmamız gerekiyor. Burada benzer terimler var mı? Bayağı bir var. Neden? Bak dikkat edelim. 2x 2x X ve X benzer terim hepsi aynı değişkene sahip. 2X artı 2X 4X. 1X daha 5X. 1X daha 6X. O zaman 6X çevresini hesaplıyorum dikkat edelim. Dikkat edelim burada da benzer terimler var. Yani eksi 1 ile eksi 1 zaten hani toplanabilir. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 eder. Demek ki 6X eksi 2 santimetre diyebiliriz cevabımız için. Geldik. X eşittir 6 santimetre için dikdörtgenin çevre uzunluğu bulalım. Zaten bu çevreydi. 6x-2 çevreydi. O zaman şimdi çevresi, çevresi aslında 6... Bak dikkat et ne yapacağım şimdi. X'i yine kesik kesik yazıyorum. X-2 değil miydi? Evet hocam. Harika. Dolayısıyla işte 6x ne demek hemen bunu hatırlayalım. Çok dikkat edelim bak burası çok kritik. 6x demek... 6 çarpı x demek. Veya 2 x demek. Bak bunu hemen aklının bir köşesine yaz. 6 x demek 6 çarpı x demek. Mesela 2 x demek 2 çarpı x demek. Veya 9 e, x demek mesela 9 çarpı x demek. Demek ki bu arada bir çarpma var. Yani şu arada bir çarpma olacak unutmayalım. 6 x demek 6 çarpı x eksi 2 demek. Tamam. Süper. Sonrasında ne yapıyoruz? X ne demişti? 6 demişti. O zaman x gördüğüm yere 6 yazıyorum. İşte o kesik kesikli o yüzden yazdım. 6 kere 6. 36. Harika. 36'dan da iki çıkarsa 34 santimetre çıkar çevremizin uzunluğu. Şimdi cebisel ifadeleri toplama çıkarmaya bakalım seninle beraber. Zaten benzer terimleri toplayıp çıkartabiliyorduk. Şimdi 2x artı x eşittir 3x yazmış burada. Gerçekten de normal elma armut hesabı. İşte şişelerde toplam kaç mililitre şalgam suyu olduğunu bulalım demiş. Dikkat edelim X artı 4 mililitre. 3X eksi 2 mililitre. Dolayısıyla toplamda kaç vardır? Hemen bulalım beraber. X artı 4 ile neyi toplayacağız? 3X eksi 2'yi toplayacağız. Şimdi burada niye demin öğrendiğimizden farklı mı bu? Şimdi burada aslında dikkat edelim. Demin öğrendiğimizden farklı olarak parantezler geldi hayatımıza. Normal parantezleri nasıl kullanacağız? Bakalım. Şimdi bize bunu soruyor. Toplam kaç mililitre diye soruyor. Bunu soruyor. Şimdi burada... Parantezleri, parantezleri eğer toplama varsa e, olduğu gibi açabiliyoruz. Yani x artı 4 artı 3x eksi 2 diye yazabiliyoruz. Ne demek bu? Ne yaptım ben burada aslında? Bu parantezi kaldırdım. Hiçbir şey sormadan kaldırabilirim bu parantezi. Çünkü x artı 4 parantezi de olsa parantezi de olsa x artı 4'tür. 3x eksi 2 parantezi de olsa parantezi de olsa 3x eksi 2'dir. Dolayısıyla burada artı olduğu için olduğu gibi yazdım ve son durumda benzer terimler x ve 3x olmak üzere. Bu aslında kaç x'tir demiştik? 1x hocam. Harika 1x demiştik. Dolayısıyla bu aslında 1 çarpı x'ti. O zaman 1x artı 3x 4x etti. Artı 4 eksi 2 de artı 2 çıktı cevabımız. 4x artı 2 mili litre diyebiliriz buradaki hacim için. Şimdi Dikkat edelim. 4x artı 2 nasıl bulduk? Bu iki ifadeyi toplayarak bulduk. Birazcık daha özel toplamalara geçelim seninle beraber. Modelleme ile toplamaya bakalım. Mesela bak. Bize bir soruda diyor ki. Şöyle bir e, tanım var diyor. Dikkat edelim. Şu bizim tanımımız. Şöyle bir tanımımız var diyor. Hemen şu tanımımızı böyle yazıyoruz. Demiş ki bize. Şu kutuyu görürsen x demek bu. Şu kutuyu görürsen, mavi kareyi görürsen, artı bir demek. Pembe kareyi görürsen de eksi bir demek. Yani sarı x demek, mavi artı bir demek, pembe de eksi bir demek. Dolayısıyla bu ifadeyi, bu ifadeyi toplayacağım ve bunu elde edeceğim. O zaman bu ifadeyle, bu ifadeyi toplayacağım. Peki bu ifade nedir? Bak dikkat. Edin. 1, 2, 3 tane sarı kutu var. Dikdörtgen var. Dolayısıyla bu ifade 3x var içinde bir kere. Bir de bu var. 2 tane mavi yani artı 2 var. Bir tane mavi artı 1 demek. 2 tane mavi artı 2 demek. O zaman buradaki ifademiz 3x artı 2. Şu ifademiz. İkinci toplanana baktığımız zaman iki tane sarı dikdörtgen var. Yani yine 2x. Bu sefer de 1, 2, 3 tane de pembe. Yani eksi 1'den var. O zaman 3 edecek işte bu ikisini toplamaya çalışacağım. Bu ikisini topladığı zaman 3x artı 2x. 1, 2, 3, 4, 5x etti. Hop. Sonrasında artı 2 eksi 3'te eksi 1 çıktı. Zaten burada bulduğum sonuç 5 tane sarı dörtgen ve bir tane de pembeden oluşuyor. Eksi 1'den oluşuyor diyebiliriz. Modellemeyi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada gerçekten önemli bir kavramı göstereceğim sana. Şimdi 2x eksi 4 artı 3x artı 10. Zaten bunu yapmıştık ama yine de senle beraber bir yapalım bakalım. 2x eksi 4 artı 3x artı 10 diye parantezi açtım. Sonra benzer terimleri topluyorum. 2x ve 3x birbirine benzer terimler toplanabilir, çıkartılabilir, bunlar eklenebilirler. 2x artı 3x 5x etti. Eksi 4 artı 10 da artı 6 etti, bitti bu kadar. Ama burada işte herkesin hata yapabileceği bir noktaya geldik. Burada parantezi öyle tak diye açamıyoruz. Burada parantez açarken buradaki eksi bizim bütün sistemimizi tepe taklak değiştiriyor. Ne demek tepe taklak? Dikkat edelim bak. Bu eksi, bu eksi aslında parantez açılırken içeriye dağılıyor. Ne demek içeriye dağılıyor? Yani içerideki ifadeler eksi ile çarpılıyor. Hatta biz bunu eksi bir ile çarpılıyor diye de düşünebiliriz. Şimdi bunu aynı açıyorum. Bir problem yok. 4x artı 9. Ama bu ikinci parantezi açarken bak ortadaki eksiği o yüzden dağıtmamız gerekiyor. Eksi bu aslında 2x derken ne kastediyoruz? Aslında artı 2x kastediyoruz. Eksi bir sayı artı bir sayıyla çarpılırsa sonuç eksi çıkar. Eksi 2x. Eksi bir sayı eksi bir sayıyla çarpılıyor. Bak eksiyi eksi 3'ün üzerine dağıtıyorsun. Çok dikkat et. Evet, 3'ün üzerine değil eksi 3'ün üzerine dağıtıyoruz. Çünkü terimlerde eksi başta mutlaka bulunmalıydı. Dolayısıyla eksi ve eksi sayıyla çarpılırsa artı artı 3 de bunun cevabı etti. İşte sistemimiz tepe taklık oldu. Sonrasında benzer terimler yine aynen devam ediyor. 4x eksi 2x 2x artı 9 artı 3'ten de cevabımız artı 12 ediyor. Şimdi dikkat edelim. Eğer burada iki parantez ve arasında eksi varsa bu parantezlerin arasındaki eksiyi yani negatif ifadeyi diğer paranteze dağıtmamız gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi geldik doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpmaya. Şimdi 2x artı 1 ile 2x artı 1 topluyoruz. Burada kaç tane 2x artı 1 var? 2 ee, tane var hocam. Harikasın. 2 tane 2x artı 1 var diyebiliriz. İşte biz bunu kolay yoldan hani 100 tane 2 x, x artı 1 olsaydı ne yapacaktık? 100 çarpı diye yazacak. Kolay yoldan toplamaya biz çarpma diyorduk ya. Aynı bunun gibi 2 çarpı 2x artı 1 diye yazabiliyoruz. Şimdi 2 çarpı 2x artı 1 aslında nedir diye baktığımız zaman hemen şunu düşünelim. Bir kere bunları bir toplayalım mı? 2x artı 2x 4x artı 1 artı 1 de artı 2. Tamam. Burası 4x artı 2'ymiş. Peki bunu çarpalım bakalım. Ne yapıyorduk? Dağılma özelliği kullanıyorduk. 2 çarpı 2x 4x 2 çarpı artı 1 artı 2. 4x artı 2 bak 4x artı 2 eşit oldu. Yani sonuç olarak biz kolay yoldan toplamayı çarpmayla yapabiliyoruz ve aynı sonuca ulaşıyoruz. Mesela bak 4 3x eksi 2 aslında 4 tane 3x eksi 2 demek. Çünkü burada çarpma vardır aslında. Bu çarpmadan dolayı ne yapıyoruz? Dağılma özellikleriyoruz. 4 kere 3x 12x 4 kere eksi 2 eksi 8 ediyor. Bunun da cevabını 12x eksi 8 diye bulabiliriz. Şunu unutmayalım. Mesela 5 çarpı 2x derse bu da önemli bir kavram. Bak dikkat edelim. 5 ile 2'yi çarp. 10. Harika. X'i de yana yaz. 10x. Yani buradaki baştaki katsayı da baştaki katsayı çarpıyorsun. Mesela 7 çarpı e, 5x diyelim. 7 kere 5. 35, 35 x diyebiliriz. Veya 4 çarpı x diyelim. Bunun başında aslında e, 1 vardır katsayı olarak. 4 çarpı 1, 4, 4 x'tir diye düşünebilirsin kolay yoldan pratik olarak. Karenin çevre uzunluğu bulamıyormuş. Bir kenarı 5x artı 2ymiş. O zaman 4 çarpı bir kenar yapmam gerekiyor. Çünkü 4 tane aynı kenardan var. O zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Dağılma özelliğini uyguluyoruz. 4 çarpı 5x 20x etti. 4 çarpı artı 2 artı 8 etti. 20x artı 8'dir diyebiliriz. Çevre uzunluğuna tabii ki karemizde mutlaka A, B, C, D köşelerinde vermiş olmamız gerekiyor. Şimdi manavdan x artı 1 kilogram elma almış. 2 x eksi 2 kilogram muz almış. 3 kilogramda üzüm alan sergen manava 20 x lira vermiştir demiş. Sergenin manavdan alması gereken para üstünü cebirsel ifade olarak e, yazalım demiş bize. Şimdi dikkat edelim. E, elmanın kilogram fiyatı, muzun kilogram fiyatı, üzümün de kilogram fiyatı zaten burada verilmiş. Şimdi elmadan x artı 1 kilogram almış. E, 1 kilogram elma 3 TL ise o zaman 3 çarpı x artı 1 TL vermek zorunda manava. Peki 2 x eksi 2 kilogram muz almış. E, 1 kilogram 7 TL ise o zaman 7 çarpı 2 x eksi 2 vermeli. Peki ben bunu nasıl buluyorum? Yani bunun matematiği nedir? Şöyle düşünelim. Elmadan x artı 1 de 5 kilogram alsaydı. Ne yapacaktık? 5 kilogram elma almış bir kilogram 3 TL. O zaman 5 kere 3 15 yapacak. Yani bu ikisini çarpıyorduk. Dolayısıyla aynı şeyi yapıyorum. Çarptım. Burada aynı şekilde bu ikisini çarpacaktım. Çarptım. Peki 3 kilogram almış. bir kilogram 4 TL. Dolayısıyla 3 çarpı 4 diyorum. Bitti bu kadar. Yani ödemem gereken toplam para budur. Hemen bir hesaplayalım bakalım ödemem gereken toplam parayı. Bir kere burada dağılma özellikleri var. Dağılma özellikleri var. 3 kere x 3x üç 3 üç kere 1 3. 3x artı 3 diyorum. Sonrasında 7 kere 2x, e, 14x, 7 kere eksi 2, eksi 14 diyorum. Sonrasında 3 kere 4, 12 diyorum. Şimdi bunu hesapladığımız zaman benzer terimlere bakalım. 3x artı 14x benzer. Dolayısıyla 17x ve artı 3 e, e, eksi 14, eksi 11 etti. Artı 12 daha, artı 1 etti. Şimdi bu bizim vermemiz gereken para. 17x artı 1 TL. Ama biz ne vermişiz? 20x vermişiz. O zaman 20x'ten de 20x'ten de 17x artı 1 TL'yi çıkarmam gerekiyor. İşte zor olan kısmı burası. Buraya geldik. Zor olan kısma geldik. Şimdi burada yaparken 20x aynen yazıyorum. Ama buradaki eksiği içeriye dağıtıyorum. Burası çok kritik. Eksi çarpı artı 17 x eksi 17 x eksi çarpı artı 1 eksi 1. işte burada işlemlerin sonucunda 3 x çıktı. Bunlar benzer terim çünkü şu ikisi ardından eksi 1 eksi 1 3 x eksi 1 TL para üstü alabiliriz diye biliyoruz. Hadi bakalım o zaman bir sonraki dersimize görüşmek üzere.